İlk olarak Müstakim Arıcı hocamızı dinleyeceğiz. Ardından Özkan Öztürk ve Ahmet Tahir Nur'u dinleyeceğiz. Buyur Tahir. Müstakim Arıcı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden bildiğiniz üzere. Osmanlı ulemasının siyasal bilimler tasavvuru Amasi'den Taşköprülüzade'ye mukayesede bir inceleme başlıklı tebliğini sunacaklar bize. Zamanımız olduğu için rahat davranacağız. 25 dakika süresi olacak. Böyle bir pozitif ayrımcılığımız olacak bu oturumda pratik felsefeye. Buyurun efendim. Muhterem hocalarım, çok değerli dinleyiciler, hepinize saygılar ve hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu sempozyumun düzenlenmesi davetlerinden dolayı başta İhsan Fazlıoğlu hocamıza ve diğer tertip heyetine ve diğer sempozyum paylaşıcılarının temsilcilerine teşekkür ediyorum. Oldukça istifade ettiğimiz bir zihin şöleni yaşıyoruz gerçekten. Kendi adıma son 5 yıldır Taşköprülüzade'nin muhtelif metinlerini çalışan birisi olarak ayrıca istifade ettim. Cuma gününden itibaren eş zamanlı oturum hariç bütün oturumlara katılıp hepsini dinledim. Çok gerçekten istifadeli oldu. Şimdi dünkü boşluk, meşhur mutlak gibi oldukça soyut konulardan sonra, zihni varlık gibi konulardan sonra pratik felsefe ve özellikle de benim tebliğimde siyaset üzerinde duracak değerli dinleyiciler. Taşköprülüzade'nin siyaset düşüncesi üzerine konuşacağımız bu metinde ben sadece bu proje kapsamında hazırladığımız iki ilgili risalesinden hareketle değil, ayrıca daha önce Yazma Eserler Kurumu'ndan çıkan Şerhu'l-Ahlak-ül Adudiye, yani Adudiye'nin iyiciğinin ahlak metnine yazdığı şerhiyle dikkat aldık. Tabii ki bunun dışında 20'ye yakın başka metnini de inceleyerek hazırladığım bir kitap çalışmam var. Oradan sadece bir başlığı bu tebliğde sunacağım sizlere. Tabii ki Taşköprülüzade'nin kaynaklarını, özellikle Osmanlı dönemi kaynaklarını da atıf yapmak istiyorum. Onun için böyle bir başlık koydum ama tebliğin merkezinde Taşköprülüzade var tabii ki. Diğer isimler ona kaynaklık etmesi bakımından yer yer atıf yapılacaktır. Diğer İslam öncesi ve İslam dönemi isimleri ama özellikle de Osmanlı alimlerine. Az önce de söylediğim gibi Ahlak-ı Adudiye, Şerhi, Taşköprülüzade, Ahmet Efendi'nin daha önce çıkan bir metni. Bu siyasetle ilgili görüşlerini okuyacağımız en önemli kaynak. Bunun dışında yine bu proje kapsamında çıkan iki risale ve özellikle birinci risale en temel metinlerimiz. Bunun dışında tabii ki Miftahus Saade'nin ilgili bölümleri. Diğer ilimlerle ilgili üç eseri Medine-i Ulum, Es-Saadetül Fahre, Risaletül Camia. Bunun dışında Kaza ve Kader Risalesi, benim kullandığım kaynaklar. Veba Risalesi, yer yer kullandığımız bir kaynak. Tabakat eserleri, Şakayık-ı Numaniye ve bu sempozyumda hiç gündeme gelmeyen Nevadül Ahbar adlı bir başka tabakatı daha var, 400 varaklık. Ve bunun dışında 8-10 metnine daha bakarak ve onlara yer yer atıflar yaparak inşallah sizlere sunmaya çalışacağım. Öncelikle Taşköprülüzade'de siyaset bilimi niye tekabül ediyor? Bunu anlatacağım ama asıl merkezde bu da olacak. Ama öncesinde Taşköprülüzade'nin siyaset düşüncesinin arka planına bir temas etmek istiyorum. Ve bu bağlamda da benim görebildiğim kadar bu bahsettiğim tüm eserleri ile beni ilgilendiren bu eserlerden bunlara baktığımızda siyaset düşüncesine kaynak veren 5 akım olduğunu veya literatür çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Taşköprülüzade bu literatürü değişik şekillerde kullanıyor. Dolayısıyla siyaset düşüncesini Taşköprülüzade'nin farklı kaynaklardan beslenen eklektik bir yapı arz ettiğini söyleyebiliriz ki bu zaten genel olarak düşüncesi için geçerli olan bir şey. Fakat siyasette mesela dün tefsir şeyini dinledim, haşiyesini, keşif haşiyesiyle ilgili tebliği. Orada mesela görüşleri anlattıktan sonra ve tahkik veya ekulu diye nihai görüşü veya kendi tercih ettiği görüşü soruyor ama siyasette buna pek rastlamıyoruz. Yani görüşleri aktarma,
zaman zaman yorumlama. Tabii ki özellikle Müftahı Sade'nin pratik kıyasları kısmında doğrudan kendi tahlilleri var. Orası çok kıymetli. Ama bunun dışında birçok şeyde bu diğer eserlerde, Zihni Varlık ve benzeri eserlerdeki gibi böyle bir tahkik tavrının çok da yansımadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kaynak çeşitliliği Başkurt Müzade'nin siyaset düşüncesinin oldukça geniş bir zaviyeden hareket ettiğini bizlere gösteriyor. Birinci olarak felsefi kaynakları var Taşköprü Zade'nin. Burada Taşköprü Zade özellikle pratik felsefe metni olan Adalı Final İyici'nin yazdığı, İyici'ye yazdığı şerhte bunu en yetkin bir şekilde ortaya koymaya çalışıyor. Burada bilhassa Nasrüddin Tusi ve ona devamı olan literatüre dayandığını görüyoruz. Yani Osmanlı'da ilk metin olarak Cemalettin Aksaray'ın Ahlak-ı Cemalisi var. Amasi'nin bir metni var. Sonra Devvani var. Bu tür metinler en önemli kaynakları. Fakat buralarda oldukça ilginç bir şekilde yani çok iyi bildiği ve başka eserlerinde sıkça atıf yapmasına rağmen filozoflara atıf yapmadığını görüyoruz bu eserlerinde. İslam filozoflarına da atıflar yapmadığı gibi diğer filozoflara da çok nadir atıfları var. İşte ahlakın, huyun değişik değişmeyeceği bağlamında mesela Galen'e atıf yapıyor ama bunlar oldukça sınırlıdır. İslam filozoflarına atıf yapmadığı gibi diğer öncesi filozofları da bu eserlerinde atıf yapmıyor ama onlardan haberdardır. İslam siyaset düşüncesinin en temel kaynakları olan devlet, Platon devletinin çevirisi, yasalar, Aristoteles'in Nikomos etiğinden haberdar, bunların çevirilerinden bahsediyor. Hemen kaynağını da gösterelim. Hicri 938 tarihinde Üsküp'te müderrisken yazdığı Nevadir-ül Akbar'da Aristoteles bölümünde bu kaynaklardan bahsettiğini görüyoruz. Nasıl işaretini kullanacağımı bilmiyorum ama şurada 3. satırda politika başta olmak üzere diğer eserlere ve diğer mütercimler kısmında da bunların çevirilerine değiniyor Nevadir-ül Akbar'da. Burada mesela Galen bölümünde Kitab-ül Ahlak'ından bahsediyor Galen'in. Onu bu beş şimdi de devamını unuttum isminin, onun mütercimi olduğunu söylüyor. Mütercimlerden Hubeyş. Eserin bitiriliş tarihi de Hicri 938 Üsküp Ferah kaydındaki kayıt. Burada çok konuyla alakalı değil ama şurada bir şey gördüm. Dün Profesör Cebbar'ı dinledikten sonra Taşköprü Zade'nin ilmi nezaketine örnekler verdi. Ben de burada ilginç bir örneğe denk geldim. Onu paylaşmak istiyorum. Doğrudan tebliğe ilgili değil ama burada Aristo'nun eserlerini anlatırken tabakat kitaplarını kullanıyor. Dinlediğim İbn Hallikan vesair gibi. Diyor ki bir tane zayıf bir nüsa kullandım. Şu son satırda, son satırın sonunda beni affetsin diyor bu nüsadaki yanlışları görenler. İlginç bir not burası. Kullandığım nüsa problemli bir nüsa diyor. Burada özellikle Yunanca isimlerin yazımında bir takım yanlışlar var. Daha doğru bir nüsa bulan bunları doğrultması ondan beklenir diyor. Sonunda da Allahu müstehan ve aleyhi tekelar şu yan tarafta yandaki yazı. İlmi dakikliğini gösteren böyle çok notlar var. Taşköprü Zade'nin muhteşem metinlerinde. Bunu da bir not olarak araya sıkıştırmak istedim. Felsefi kaynaklar arasında dediğiniz gibi İslam öncesi bu temel kaynaklara ve İslam dönemindeki filozofların metinlerine atıf yapmamasına rağmen Aristoteles'e ait olduğu iddia edilen Siyaset, Tedbir-i Riyase veya daha çok bilinen adıyla Sırr-ül Esrar'a muhtelif eserlerinde atıflar yapıyor Taşköprü Zade. Onun en önemli kaynaklarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ya çevirisini okuyor ya da çevirisinden hareketle yazılmış olan başka metinler, Osmanlı Türkçesi çevirileri veya başka metinlerde ondan yapılan alıntılar var. Bunları okuyor. Muhtemelen diyorum ve ulaşabildiğim bir şey kaynaklık bağlamında en eski kaynak Sırr-ül Esrar'ın bir bölümü, savaş siyasetiyle ilgili diyelim. Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın emriyle yazılmış bir nüsha var, Ayasofya Kütüphanesi. Dolayısıyla benim gördüğüm kadar ilk tedavüle bu dönemlerde giriyor şey, Sırr-ül Esrar Osmanlı coğrafyasında. Bu müstensilikte böyle bir sultanın emriyle bunu yazdığım şeklinde bir ifade var son satırlarda. Bunun yanında pratik felsefe metinlerinde o isimlere atıf yapmazken Gazali'nin Mişkâtül Envar'ına ve İhya-ül Ümidîn'e atıflar yapması, her ne kadar Razi'yi zikretmesi de bu eserinde onun eserlerinden yine atıflar eserlerinden alıntılar yapması, felsefi eserlerini kastediyorum tabii ki ve Gazali'nin felsefi ahlak bağlamındaki eserlerini ve oradaki görüşlerini kullandığını söyleyebiliriz.
Taşköprüzade'nin siyaset düşüncesinin bir başka kaynağı kelam, muhterem dinleyiciler. Taşköprüzade'nin az önce Ömer Türker hocamızın sunduğu El Meali fi İlmi Kelam adlı eserinin son bölümü, son bölümlerinin bir faslı, Sem'iyat bölümünün bir alt başlığı, Devlet Başkanlığı. Burada Taşköprüzade özellikle Eş'ari düşüncenin Devlet Başkanlığı teorisinin bir özetini sunuyor, kabulleri burada bize anlatıyor. Mesela hepinizin bildiği bir örnek olarak halifenin Kureyş'ten olması meselesinde o teoriyi savunuyor. Halife Kureyş'ten olmalıdır görüşünü savunuyor. Bununla ilgili başka şekilde anlaşılabileceğine dair yorumları kabul etmiyor. Doğrudan kabul ettiği görüş Kureyş'ten olma ilkesidir. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Belki fırsat olur mu olmaz bilmiyorum ama yeri gelmişken onu eşarilik dediğimizde buraya dahil etmek istedim. Hem El-Meali, Eş'ari kelamını özümseyen ve özetleyen bir metin, hem Kaza ve Kader Risalesi'de büyük oranda Eş'ariliği o tarafta duruyor. Maturidilikte bir şey yapsa da arada, Eş'arilik daha bariz basıyor benim gördüğüm kadarıyla, bariz. Miftah-ı Saadet'in pratik felsefe kısmında siyaseti anlatırken, Vazafi Sultan, yani hükümdarın görevleri kısmında birkaç madde sayıyor. Onlardan bir tanesi, hükümdarın Eş'ari mezhebini desteklemesi ve yaymasıdır şeklinde bir ifadesi var. Bunu yani 1550'lerden sonra yazan bir metinde böyle bir ifade kullanması da oldukça dikkate değer. Dolayısıyla siyaset düşüncesinde kelami bir perspektif oldukça belirgindir. Bunu da bu eser bağlamında özellikle ifade edebiliriz. Fıkhi ahkam ekseninde siyaset, Taşköprüzade'nin yine dayandığı bir literatür, yani Ahkam-ı Sultaniye veya Siyaset-i Şer'iye dediğimiz literatüre de atıflar yaptığını görüyoruz. Hem eser bağlamında hem de görüş ve teori bağlamında özellikle sultanın hükümleri, görevleri ve bir takım uygulamalar, yaptırımlar konusunda fıkhi siyaset literatürüne gizliğini görüyoruz. Taşköprüzade'nin bu şu ana kadar dinlediğimiz birçok sonunda da gördüğünüz gibi bir sufi ya da İhsan hocamızın daha çok kullandığı tabiriyle böyle bir bakışı var. Bunun siyasette de bir iz düşümü olduğunu görüyoruz. Bu proje kapsamında yayınlanan Risale-i Beyan Esrar ve Hilafet-i İnsaniye adlı eser onun siyasete bir sufi, bir arif gözüyle baktığının en somut örneği. Burada bu eser 14. yüzyılda yaşayan Hemedani'nin Farsça Zahiretül Mülük adlı eserinin bir muhtasar çevirisi. Ve burada tabii ki özellikle Gazali ve Muhyiddin İbn Arabi'nin Tedbirat-ül İlahiye İbn Arabi'nin bu eseri çok etkindir Hemedani'de. Taşköprüzade'de dolayısıyla Hemedani kanalıyla onların siyaset anlayışına bir yansıması oluyor Osmanlı'da. Ve onun kaynakları bağlamında bir beşinci madde Nasihatname ve Siyasetname literatürü. Burada ilimlerle ilgili eserlerinde literatür veriyor tabii ki. Birçok eserden bahsediyor. Gazali'nin Nasihatül Mülük'ü, Turtuşi'nin yine Siyasetnamesi gibi. Bu eserleri de bunlardan haberdar ve buradaki dili muhtelif eserlerinde belli pasajlarda görüyoruz. Yani baştan sona bir siyasetname şeklinde eseri yok ama siyasetten konuştuğu zaman buradaki dili kullandığını görüyoruz. Zaman zaman nasihatler veriyor, tavsiyelerde bulunuyor. Hem devlet yöneticilerine hem de sultana tabii ki. Özellikle Vazayif-i Sultan çok dikkat çekici bir metin. Bunu tekrar ifade etmek istiyorum. Miftah'ın siyasetteki bölümü. Siyasetin altında bir bölüm. Bunlar kaynakları. Şimdi ilimler kısmına geçiyorum. İlim olarak Taşköprüzade'nin İlm-i Nevamis dediğimiz siyasetin peygamberlik ve nübüvvetle temellendirildiği, bir araya getirdiği bir şey var. Bir İbn-i Sina'dan ve sonraki İslam düşünürlerinde devlet peygamberin toplumu yönetecek olan yasaları temellendirdiği ve bunu da İlm-i Nevamis adını veriyor sonraki şeyler. Fakat bu şeye Taşköprüzade'nin böyle bir ilimden bahsetmediğini görüyoruz. Yani mesela bundan bahseden bazı isimler var, bazı Osmanlı alimleri var. İbn-i Mekfani bunu vahiy ile ilgili ilimler anlamında kullanıyor ama Osmanlı'da müellifi belli olmayan bir nüshada Osmanlı Şehircisi'nin Karaçelevizade'nin istihza ettiği bir nüshada mesela İlm-i Nevamis doğrudan toplumu yönetecek olan yani devletin dayanacağı kanunların
peygamberlikle temellendirdiğini ifade ediyor. Tedbirul Medine, yani siyaseti iki bağlamda ele alıyor bu metin. Bir, ilmün nevamis, bir diğeri de ilmün siyase. İlmün siyase sultani bir kanun ama ilmün nevamis ise nebevi bir otoriteye dayanması gerektiğini anlatan bir ilim. Fakat bu Taşköprüzade'de gözükmüyor. Şimdi Taşköprüzade ilimlere nasıl bakıyor, siyasetle ilgili ilimlere ve siyasete ne diyor, nasıl tanımlıyor, buna değineceğim. Taşköprüzade'de birçok eserinde siyasetin en yüksek ve yüce örneği peygamberlerin siyasetidir. Bunu birçok kez tekrarlıyor. Özellikle devlet başkanı olan peygamberler örneklerini veriyor. Siyaseti muhtelif katmanlar altında değerlendiriyor. Dört katman. Birinci katman ve en yükseği peygamberlerin siyaseti. Peygamberler halkın hem duyularına hem de iç dünyalarına hükmeden bir siyaset izlerken, ikinci katmanda halifeler, hükümdarlar ve sultanların siyaseti gelir. Onlar sadece seçkinlerin ve halkın duyularına, yani zahirlerine hükmederler. Ulemanın siyaseti ise seçkinlerin batınına yöneliktir. Bir de vaizlerin siyaseti diye bir tabirden bahsediyor. Bu da çok başlı başına önce bir makale konusu olacak kadar önemli bir ifade. Vaizlerin yalnızca halkın gönüllerine hükmettiği şeklinde onu tabii ki değersiz buluyor. Taşköprüzade Adı Yaşar'ın böyle bir tasnifi var. Şimdi siyasetle ilgili bilimler. Son hocam benim saatim 7 dakika gösteriyor ama 9 dakika. 9 dakika tamam. Siyaset bir tek bir bilim olarak Taşköprüzade'de ele alınıyor. Ama siyaset bir bilim öncelikle, yani bir ilim dalı. Onun ne olduğunu, konusunu, meselelerini anlatıyor. Sonra da siyasetle ilgili bilimleri alt olarak ekleyeceğiz. Yani bir tane bilimden bahsetmiyor. Birçok bilimden bahsediyor Taşköprüzade. Siyaset bilimini nasıl tanımlıyor? Miftahus Saade ve Ahlak-ı Adudu Yaşar'ına baktığımızda siyaset, liderlik çeşitlerini ve yönetim türlerini, siyasal ve toplumsal grupları ve bunların durumlarını bilmeyi sağlayan bir bilim olarak tanımlanır. Siyasal grupları da kimi kastediyor? Miftaha baktığınızda sultanlar, yani ben padişahlar diye onu çevirdim. Salatin ve Mülük diyor ayrıca, padişahlar ve krallar, maiyet beyleri ve komutanlar, el-ümera, hisbe teşkilatı, muhtesipler, kadılar, alimler ve sermaye sahipleriyle beytülmal görevlileri ve benzerleridir. Yani toplumsal gruplar, özellikle yönetici gruplar, devletin ilk hitap ettiği şeyler bunlar. Bunların durumlarını bilmeyi sağlayan bir bilim. Siyasetin konusu ne? Siyaset biliminin konusu toplumsal, siyasal hiyerarşileri, yani meratip ifadesini kullanıyor burada. Ve bunlarla ilgili hükümleri veya toplumsal yapıları konu edinen bir ilim dalı. Tabii tümel hususları araştırıyor, onu da ayrıca zikrediyor. Bu bahsettiğimiz şeyle ilgili tümel kaideleri araştıran bir ilim. Meseleleri ne? Bizzat devlet başkanı devlet yönetimi için gerekli olan bilgiler, yönetimde ona yardımcı olan sınıflar ve realanın durumu, şehirlerin ve ülkelerin kalkınması, siyaset biliminin meseleleri arasında yer alır. Tabii ki her bilimde olduğu gibi siyasetin de bir faydası var. Bu bilimin faydası, erdemli siyasal toplulukların nasıl ayakta kalacağını ve korunacağını, bunların çöküşüne sebep olan şeyleri nasıl bertaraf edileceğini ve bunların hangi sebeplerle el değiştirdiğini bilmektir. Burada Miftah Altuğ yaparken eski Mısır baskısını daha çok kullanıyorum. Dün diğer hoca da söyledi Cebbar yanlışlar var ama dayandığımız nüsa genellikle bu oluyor. Bilimler arasındaki yeri konusuna geçelim. Taşköprüzade pratik felsefenin bir alt dalı olarak görür siyaseti ve bir ilimler ağı arasında üst bir yerde duran bir pozisyon var. Tabii ki pratik felsefenin alt dalı ama başka ilim dallarının üstünde veya onlara yöneticilik yapan bir pozisyonda. Önce şu tabloya geçelim. Burada pratik felsefeyi ikiye ayırıyor. Üç bölüm pratik felsefenin temel disiplinleri Yunani kaynak, ahlak, ev yönetimi ve siyaset. Diğer dörtlü bölümler. Burada İslam döneminde muhtelif kaynaklarda geçen şeylerin bir terkibini yapıyor. Fahrettin Razi'nin Cami'ül Ulum adlı Farsça eserinden tutun da Molla Lütfi'nin İlimler Tasnifi ile ilgili eserine, şükran hocam ismini unuttum ama Metalibül İlahiye, buradaki ilimlere, Abdurrahman Bistami'nin El Fevahil Miskiyesi'ne kadar değişik kaynaklardan besleniyor. Dolayısıyla pratik felsefenin bir alt dalı siyaset, siyasetin yardımcı ilimleri var ve daha başka
Miftahus Saadet'e Medine-tül Ulum'un başka başka bölümlerinde, mesela matematik ilimlerle ilgili, tabiat ilimleriyle ilgili bölümlerde de yine siyaseti ilgilen birçok ilimden bahsedecek. Burada hızlıca kaynaklarını söyleyeyim. Harizmi'den Molla Lütfi'ye kadar geniş bir kaynak çeşitliliği var. Taşköprüzade'nin pratik felsefede ise daha önce de söylediğim gibi özellikle Nasrettin Tusi'nin Ahlak-ı Nasiri metni çok önemli bir kaynağı onun ve tabii ki şerh ettiği metin olan İyici'nin El-Ahlak-ı Adud-i Yesi. Şimdi son birkaç dakikada 8 madde olarak maddelendirdiğim siyasal bilimler neler ve bunları Osmanlı uleması nasıl bakıyor? Bunları maddelendirip bitirmek istiyorum. Pratik felsefenin 3 koluna bir bilim olarak hükümdarlık adabını ekleyen Fahrettin Razi'den sonra özellikle Osmanlı alimlerinin metinlerinde bunu rastlıyoruz. İlmi adab-ı uluk, hükümdarlık adab-ı ilmi. Az önceki tablo da vardı. Yani şu 4 ilmin başındaki. Yine vezirlik adab-ı ilmi bu tür ilimler tasnifi veya en muzdeştür eserlerde karşımıza çıkıyor. Muhtesiplik ilmi Abdurrahman Dista, pardon, Molla Lütfi'de geçiyor. Fakat Molla Lütfi'ye atıf yapmıyor. O da ilginç. İhsan Hocam daha iyi bilir. Acaba o dönemin Molla Lütfi'yle ilgili tartışmaların bir neticesi midir bilemiyorum. Molla Lütfi'ye atıf yapmıyor ama muhtesiplik ilmi kısmındaki söyledikleri birebir aynısıdır. Molla Lütfi'nin cümlelerinin. Orduyu yönetme ilmi, yani savaş ve askeri ile ilgili de birçok ilimden bahsedecek. Şimdi onlara geçebiliriz. Muhtesiplik, Molla Lütfi'den temellendirilen, esinlendirilen bir ilim. Bunun dışında askerlik sanatı veya burada ilim kavramını daha önce bir tartışmaya açmak lazım ama ayrıca belki makalelerde bu dillendirilir mi? Taşköprüzade'nin Miftahus Saadet'i ve ilimlerle ilgili eserlerinde ilim derken birçok alanda sanat veya fen diyebileceğimiz hatta zanaat diyebileceğimiz şeyleri kastediyor. Özellikle askeri ve teknik mühendislik konularında bunu daha da iyi görüyoruz. Askerlik, ordunun tertibi, savaşa hazırlanması bir ilim dalı. Az önce de 4. sıradaydı. Burada onun özellikle kaynakları Harezmi'nin tatbiki matematik bilimler, Farabi'nin tatbiki matematik bilimleri ve askeri bilimleri, İbn-i Ekvani'nin savaş aletleri bilimi, İlm-i Alat-ı Harbiye, Taşköprüzade'nin temel kaynaklarıdır. Bunun dışında atıcılık bilimi vesaire gibi bir takım başka bilimler daha var. Yakıcı aynalar bilimi, bu savaş tekniği olarak gemileri yakmak için veya muhasara altındaki kaleleri, onların arkasındaki şeyleri yakmak için kullanılan bir teknik. Askerin savaştaki, savaş öncesindeki hazırlanması ve savaş düzeni neye göre olacak? Taşköprüzade'nin kafa yorduğu bir şey, sayısal olarak kaçarlı gruplardan olacak mangalar. Mesela bunları kısa da olsa ele alıyor. Savaş aletlerinin yapımı ilmi, işte böyle mancınık vesaire gibi aletlerin yapımı ilminden. Bunlardan matematik ilimler ve tabii ilimler bölümlerinde bahsediyor şu son saydığım ilimleri. Ordunun düzeni, bu yine Osmanlı ordusunun bir savaştaki şeyleri bir batılı kaynakta 17. yüzyılda zannedersem. 5. olarak bu saydığımız orduyu yönetme ilmi dedik. Ve yine bir takım savaşla ilgili başka ilimler. Burada Bistami önemli bir kaynağı şeyin, Taşköprüzade'nin. Sasanilerin savaş taktikleri ilmi. Yani bu arada Bistami Osmanlı dönemi alimlerinden 1454 tarihinde vefat ediyor. Önemli bir kaynağıdır Taşköprüzade'nin. Ve muhtelif savaş teknikleriyle ilgili ilimler siyasetle ilişkilendiriliyor. Bunun dışında devletin bir bürokrasisi var. Yazışma usulü ve üslubunun olması lazım. Bunlara da hattî ilimler veya başka din ilimlerin alt bölümlerinde değiniyor. İlm-ül İnşa ve İlm-ül Teressül. Bunların da siyasetle ilişkilendirdiğini görüyoruz. Taşköprüzade'nin İlm-ül Kıyafe çok önemli bir eser. Taşköprüzade'nin sıkça atıf yaptığı bir ilim, İlm-ül Kıyafe. Yani insanın renk, şekil ve organları gibi dış özelliklerinden ahlakının keşfedilebileceği bir ilim dalı. Bunu Abdurrahman Bistami yöneticiler için farz-ı ayn olarak görüyor. Burada da kaynağı, az önce de söylediğiniz gibi Zahiret-ül Muluk, Hemedani. Osmanlı uleması bu tür eserlerde bu İlm-ül Firase veya İlm-ül Kıyafet denilen bu ilmin bir literatürünü sayıyorlar. Aristo'nun Sırrı Esrarı ilk sırada geliyor. Sonra İmam Şafii, Fahrettin Razi, İbn-i Arabi, İbn-i Ekvani, Hemedani
ve bir de Akşemseddin, oğlu Akşemseddin Zade Hamdi'nin de böyle bir risalesi var. Bunlar onların temel kaynakları. Ve son olarak İmam Gazali'nin tabii ki önemli bir etkisi var. İlimlerle ilgili etkisini ben burada sadece söylemek istiyorum. Çünkü Ahmet Tahir bu konuya daha fazla erecek genel anlamda. İhya Ulum İddin'de siyasal bilimler bağlamında buraya evet, almışız. Şöyle bir tasnifi var Fahrettin şeyin, İmam Gazali'nin. temel disiplinler ve tamamlayıcı disiplinler şeklinde ve buna da bedeni ilimler diyor İmam Gazali. Taşköprüzade Ahlak-ı Adıliye şerhinde ilimleri ikiye ayırıyor bu bağlamda. Bir ruhani ilimler diyor. Orada vahdet bir üçlü bir sıralaması var. İlmel yakinden hakkal yakine giden bir üçlü bir sıralama. Sonra ruhani ilimler karşısında bedeni ilimler dediği bir böyle bir tablo karşımıza koyuyor. Bunlar daha ziyade ilimden ziyade özellikle bir kısmı az önce de söylediğim gibi zenaat, Aristoteles'in poietika dediği ilimler, yani üretici bilimler dediğimiz ilimler veya zenaatlar. Bunlara da değiniyor. Dolayısıyla 8 maddede özetledik. Taşköprüzade'nin bilim anlayışını, siyaset bilim anlayışını. Cüneyt Hocam burada bir dakikanızı rica edeceğim. Tebliğim bitti ama az önce söylediğim gibi ben 5 yıldır Taşköprüzade'de çalışıyorum. İhsan Hocam'la 2005'ten beri atölye çalışmalarında oluyoruz. İhsan Hoca Ali Kuşçu rüyasında gördüğünü söylemişti. Hocam ben de Taşköprüzade ile müşerref olduk bu bağlamda. Onu aktarmak istiyorum. Rüyanın Cüneyt Hoca'nın da ilgili bir tarafı var. O da bir tevafuk oldu. Ben de geçiyor muyum? Geçiyorsun. Aynen. Ve oturum daha heyecanlı. Daha heyecanlı oldu. Çıktı yani. Oturum var. O an anlamak değil de şöyle diyeyim. Ya ben Mart'ta Nisan ayında gördüm rüyayı. Anama anlattım. Yaz bunu dedi bir kenara. Ben dedim yani unutmam dedim. Daha ayrıntılı bir tasvir vardı zihnimde. Sonra tabii aradan birkaç ay geçti. Sonra darbe süreçleri dedim. Bu arada tabii aslında başta da söylememiz gerekiyordu. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle almak istiyorum bu vesileyle. Yani bizim zihnimizde bir kısa bir resetleme oldu. Rüyanın büyük bir kısmını unuttum. Hocam bir kısmı bir cümlelik bir yer aklımda. Şimdi Cüneyt Hocam oturuyor bir yerde. Ben de oturuyorum. Taşköprüzade'yle konuşuyoruz. Ben Taşköprüzade'ye bazı görüşlerinize katılmıyorum şeklinde. Böyle bir cüretsizlik gösteriyorum. Cüneyt Hoca da kafasını sallıyor. Yani zihnimde kalan kısmı sadece bu kadar. Gerçekleşti şu an. Rahmetle anıyoruz 465. ölüm yıl dönümünde. Bunu da eklemek istedim. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Müstakim Hocam'a teşekkür ediyoruz. Kişisel tarihiyle de ilişkilendirdi meseleyi böylece. Taşköprüzade'nin kaynakları siyaset düşünce açısından oldukça geniş bir şekilde ele aldı bize. Teşekkürler tekrar. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Özkan Öztürk'e geçiyoruz. Bu Taşköprüzade ile ilgili her konuşma bir şekilde tasavvuf anlayışıyla da ilişkileniyor. Şimdi Müstakim Hoca'nın tebliğinde de vardı, Özkan'ın tebliğinde de bu noktalara değineceğiz. Taşköprüzade'nin Risale-i Beyan-ı Esrar-ül Hilafetil İnsaniye adlı eserinde maddi ve manevi siyaset tasavvuru başlıklı tebliğiyle dinleyeceğiz kendisini. Buyurun efendim. Evet, herkesi selamlıyorum. Hazirunu, gaybunu da selamlıyorum hocamın bu rüyasından sonra. O da icap etti. Şimdi hocam çok güzel bir özetle siyaset düşüncesinin temel geleneklerini bize aktardı. Temelde bunları hatırlatarak ben tebliğime giriş yapmak istiyorum. Birincisi, hikemi felsefi bir siyaset geleneği var. Aristo'dan başlayan, Kınalızade'ye kadar süren bir gelenek. İşte nazari ameli hikmet ayrımı üzerinden siyaseti ameli hikmetin bir bölümü, kısmı olarak temellendiren bir gelenek. Bunun yanında şer'i metinler var. Kelam kitaplarının işte bazen semiyat bahislerinin altında imamet merkezli bir gelenek var. Bunların ayrıntılarına girmiyorum. Şer'i siyaset dediğimiz fıkıh geleneği üzerinden devam eden bir gelenek var. Siyaset konusunda Maverdilerden İbn-i Teymiye üzerinden devam eden bir gelenek.
İşte nesai kültürü var. Bir de tasavvufi siyaset geleneği var. Yani ben bunu iddia ediyorum. Temel şeyim de buydu zaten. Katkı sunmak istediğim şey. Şimdi sufiler siyaseti ameli hikmetin bir parçası olarak özellikle İbn Arabi merkezi temellendirmiyorlar. Daha çok temel ilkelerini ontolojiden alıyorlar. Benim Taşköprülüzade'ye gelen yani kendi yazdığı metnindeki gelen geleneği ve devam eden geleneği size aktarmak istiyorum. Şimdi hocam İhsan Bey de sabah söyledi. Yani bu tür metinlerde, şimdi benim metnim temelde ondan da bahsedeceğim ama yani Zahiratul Muluk'un bir özet tercümesi. Yani birebir sıralaması dahi aynı olan. Ve bu metinlerle ilgili biz modern zihinlerle baktığımızda diyoruz ki herhangi bir katkısı yok. Yani bir aşamada teşkil etmiyor gibi böyle yaklaşımlar gösteriyoruz ama bu metinleri tersinden bir perspektifle okuyarak, yani bir un çuvalı gibi düşünerek, bu un çuvalını şuradan şuraya alıp taşıdığınızda bile orada arkasında bir şeyler bırakıyor yani. Tekrar yerini değiştirdiğinizde yine dökülüyor, bir şeyler bırakıyor. Ben böyle tersinden bir perspektifle neleri almamış diye de düşünerek aslında bu metini görmeye çalıştım. Oradan bir şeyler çıkabileceğini düşündüm. Bu anlamda mesela çok belirgin olarak sabah burada da fiiller, insanın fiilleriyle ilgili. Mesela İbn Arabi'den Hemedani'ye kısmen devreden Taşköprülüzade'nin hiç görmediği şeyler var bu anlamda. Mesela onu problem çıkartıyor diye şahsi kanaatim. Yani oraya almamış mesela. Yine kutbiyet teorisini kendi metnine taşımamış gibi. Ya bu tür bakış açılarıyla da bize ne söylediğini tersinden bir perspektifle görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi biraz ben hikayeden bahsetmek istiyorum. Sırrul Esrar'la başlayan bir süreç var. İbnül Arabi'nin eline Mevruri diye bir şeyhin, ya şu kitaba bir bak, keşke bunun bir de insani siyasetini sen yazsan diye teklifiyle çok kısa sürede yazdığı Tedbirat diye bir eser var elimizde. Hemedani'nin metni Tedbirat'a dayanıyor. Bir bölümü, ön bölümü, yani bizi siyaset teorisi açısından ilgilendiren bölümü. Öteki tarafı zaten Nesai kültürüyle ilişkili bir şey. Şimdi İbn Arabi'nin siyasetle ilişkili tavrı şu. Aslında bizim alem taksimleriyle de ilişkili bir şey bu. Yani kullanılabilir Hazaratul Hams tasnifini biliyoruz ama şöyle bir tasnif yaparsak, alemi melekut, alemi misal, alemi mülk ve alemi insan. Yani insanın kendi enfüsü, alemi diye böyle dörtlü bir alem tasavvuru üzerinden düşünürsek, şimdi İbn Arabi'nin temel yaklaşımı şu, melekuti alemde var olan ilahi isimler ve onların arasındaki bütün ilişki tarzı, bütün nispetleri belirler ve bu nispetler de aşağıya doğru zuhur eder. Bu nispetler arasındaki, yani bu nispetlerin birbirleriyle ilişki biçimleri aşağıya doğru bütün alemdeki var olan ilişki biçimlerini koşullar. Temel yaklaşım bu. Dolayısıyla alemi melekutta var olan ilişki biçimleri neyse alemi misalde odur. Alemi misaldekiler neyse alemi mülkte odur ve insanda da odur. Dolayısıyla burada bir ontolojik ilkeler üzerine temellenen bir yaklaşım görüyoruz. Bu geleneğin bir parçası Taşköprülüzade, Hemedani'nin metnini taşıması açısından. Yani ben şu cümleyi kullanamıyorum. Hani Taşköprülüzade'ye göre demekle Hemedani'ye göre demek arasında bir yerdeyim. Çünkü metin, telif tercüme bir metin ve birebir aynısı. Belki başka gözlerle de metne bakmak gerekebilir. Hani tercüme ederken tercih ettiği kelimeler üzerinden bile belki bir zihniyet analizi yapılabilir. O ayrı bir konu ama metnin aynı olması hasebiyle ben burada sadece yani Taşköprülüzade'ye dediğim göre dediğim şeyi temelde aslında İbn Arabi'ye göre olarak söylediğimi belirtmek isterim. Şimdi İbnül Arabi'nin çizdiği sistem öncelikle Osmanlı'ya Taşköprülüzade ile beraber gelmiyor. Yani ben tam tespit edemedim. Yani bakma şansım olmadı ama Gelibolulu Sururi diye bir zat var o dönemde. Onun Zahiratul Muluk'un ilk tercümesi onun. Onunla karşılaştırdım. Taşköprülüzade'nin Arapça metni onunla karşılaştırdım ve metnime bir grafik de yaptım. Burada size gösterme şansım yok. Yani şöyle bir tasnif kriteri belirlemiş Taşköprülüzade. Hani diğer metin Farsça zaten.
Şimdi bunun üzerinden de aslında bir şeyler gözüküyor. Bunu aktarmak istiyorum. Şimdi Zahiratül Muluk'taki tasnif şu şekilde. Sururi tercümesinden aktarıyorum. Saltanat-ı Maneviye, Esrar-ı Hilafeti İnsaniye ve Keyfiyeti Siyaseti Ruhiye ve Itla'ı Salahu Fesadı Memleketi Cismaniye şeklinde bir bölümle Zahiratül Muluk'ta geçen bu bölüm 6. bab. 5. bab şu, yukarıdan aşağı sayıyorum çünkü Taşköprü zaten bu şeyi tasnifi değiştirmiş. Yani bu esrar bölümünü, hilafetin esrarı bölümünü metninin başına almış. Çünkü ontolojik ilkeler orada. Yani Zahiratül Mülük'te bu niye tam ters çevrilmiş şeklinde? O şeyden başlıyor. Yani işte kardeş, eş, dost gibi böyle aile üzerinden temel ontolojiye doğru giderken Taşköprüzade sadece bunu tersine çevirmiş ve manevi saltanat, insani hilafetin esrarını başa almış. Vilayet, saltanat, imaretin ahkamı, hükümetin şartları, tehlikeleri, adaletin ve ihsanın gerekliliği, saltanat hakları, reayanın hakları, anne baba, eşler, erkeğin eşi üzerindeki hakları, çocuk ve köle ve kardeşlik, dostluk hukuku gibi böyle bir tasnif kriteri belirlemiş. Bunun bir kısmı büyük oranda Nesai kültürü içerisinde değerlendirebileceğimiz bir bölüm ama Saltanat-ı Maneviye ve Esrar-ı Hilafet-i İnsaniye diye gördüğümüz bölüm biraz İbn Arabi düşüncesiyle doğrudan ilişkili bir bölüm. Şimdi İbn Arabi düşüncesi buradan Osmanlı'ya devrediyor. Ardılları da var. Özellikle Sarı Abdullah Efendi bu anlamda Tedbir-ül Neşeteyn adlı eseriyle ve Osmanlı da bu işin zirveye ulaşmış şekliyle İsmail Hakkı Bursevi'nin yazdığı metinler. Neredeyse hemen hemen her metnine giren saltanatla ilgili yorumlar. Ama özellikle Tuhfe-i Hasekiyesi. Yani bu işi Osmanlı yorum geleneğinin zirvesine ulaştırmış metinler. Temel bağlamları ne? Temel bağlamlar İbn Arabi üzerinden kurulan bağlamlar. Onlar da şunlardır. İlahi isimler arasında bir meratip vardır. Eymetul Esma dediğimiz bir meratip. İşte bu Kâşani'de, İbn Arabi'de yapılan bir tartışma. Yani zuhur eden ilk esma nedir? Yani bu anlamdaki ilklik, öncelik belki zamansal anlamda değil ama nispet anlamında. Böyle ilahi isimleri yedili bir tasnif kriteri üzerinden temellendirirler. Bu anlamda hayat sıfatı, yani el-hay esması zorunlu bir şekilde canlılık için gerekli bir şey. Ondan sonra el-alim ismi ve ondan sonra mürid, kadir, semi, basir ve el-mütekellim, el-kaib veya diğer adıyla. Hatta bu daha sonra eş-şekur ismine, çünkü kelamın zirvesi şükür anlamında ona da tebdil edilen yorumlar var. Bu 7 tane ilahi ismin aralarındaki ilişkiler, Allah isminin saltanat anlamında bunların hepsinin toplayıcı olması, zatı temsil etmesi ve bunların Osmanlı'da mesela Bursevi yorumu 7 tane kubbe vezirini tecelli olarak mukabilinde olması, hatta bunun insani enfüsi alemde de mukabil varlık alanlarının olması, yani insanda sultanın olması, insanda vezirin olması, insanda işte bekçilerin olması, insanda İşte saltanatın hiyerarşisinde var olan her şeyin olmasının temeli sadece klasik bir analojiden ibaret değil. Daha çok ilahi isimlerde gözüken ilişkiler ve nispetlerin aleme yansıması. Yani ve bunu da iki temel tasnif üzerine Taşköprüzade'nin de tercihi bu yönde. Alemi sayır ve alemi kebir ayrımı üzerinden hani harici alem ve insanın enfüsi alemi arasındaki mukabil varlık sistemleri şeklinde özetlediğini görüyoruz. Bu temel girişten sonra ben metinden biraz devam etmek istiyorum. Sufi varlık yorumunda insan, alem, siyaset, devlet gibi kavramların birbirinde benzer hükümleri taşıdığına vurgu yapmak için bu paradigmadaki kurucu yapıya işaret etmek gerekir. Osmanlı düşünce hayatını birçok alanda etkilemiş olan İbn-i Arabi kozmolojisinin merkezinde alem ve insanın benzer hükümleri taşıdığı düşüncesi vardır. Alem-i melekut ve alem-i mülkte ne varsa insanda da o mevcuttur. Varoluşa yönelik hareketin gayesi insan olunca, alem ve insan arasındaki kurulu ilişki, irtibat ve hükümler de benzer olmuştur. Dolayısıyla
alem ile alemde bulunan her şey insanda, insanda bulunan hüküm ve hakikatler de alemde bulunmakta. Alem insanı, insanda alemi ihata etmektedir. Mesela yedili ilahi isimler arasındaki ilişkiler üzerinden insanın aslında Rahman'ın suretinde varoluşunu, El-Kail ismi mesela, mütekellim isminin en sonda olması, insanda da nutuk kuvvetinin kemali ifade etmesi, işte nebatat mertebesinde ve hayvanat mertebesinde bu kemalin henüz tam suret şeklinde yansımadığı, insanın kamil bir varlık oluşu. Dolayısıyla insanda ortaya çıkan bu sıfatların devlet dediğimiz varlık alanında da bizatihi ortaya çıktığı, yani devletin de aslında ilahi isimlerin bir görüntüsü olduğu temelli bir varlıkla ilgili böyle bir analojiden hareket ettiklerini görüyoruz. Alemde bulunan bütün sıfatlar insanda, insandaki sıfatlar da alemde vardır. İnsan bu anlamda alemdeki sıfatları toplayan bir varlıktır. Dolayısıyla eğer insan ilahi isimler arasındaki bu hiyerarşiye göre hareket ederse, ki devlet dediğimiz varlık alanının tesisi de bununla temellendirilir, buna göre hareket ederse ortaya çıkacak şeyin adı nizamdır. Eğer bunu buna göre hareket etmezse ortaya çıkacak şeyin adı nizadır. Nizamla niza arasında insan siyaset edici bir varlık olarak bulunmaktadır. Fakat burada siyaset ettiği mertebeler değişmektedir. Mertebe fikri ayrı bir konu. Aslında alemde tecelli eden tek bir hakikat var. Mertebeler de çeşitleniyor. Mertebe itibari bir şey. Yani dolayısıyla tecelli eden şeyler aynı. Fakat insan burada fiiller konusunda iktidar edici bir varlık olarak bulunmaktadır. Peki burada asıl nizam ve niza arasındaki çatışma o ilk iki ilahi isimle irtibatlı. El-Hay isminden sonra bilgi nispeti var, El-Alim ismi. Sonra Mürid ve Kadir ismi, yani kudret dediğimiz sıfat. Şimdi burada bu hiyerarşi bozulduğu zaman, yani kudret mi bilgiye tabi olacak, yani iktidar mı bilgiye tabi olacak, bilgi mi iktidara tabi olacak? Eğer bilgi kudrete tabi oluyorsa bu niza demektir, çünkü hiyerarşi bozulmuştur. Eğer tam tersi ise, yani ilme tabi oluyorsa kudret, o zaman nizam buradan çıkabilir. Çünkü işte ayağını sabite gayeliliği dediğimiz şey tasavvuftaki nizamın sebebidir. Yani kudret ona nispetle ortaya çıkmıştır. Kün emri de sonuçta varlığı başlatan yedi isimden sonra konuşmayla bu başlamıştır. Şimdi Taşköprü Zade'nin metninde, daha doğrusu Hemedani'nin metninde İbn Arabi'den bunlar alınıyor. Taşköprüzade de oradan bize aktarıyor. Fakat bu meselede bir özet yaptığını Taşköprüzade'nin daralttığını söyleyerek şöyle ben birkaç şeyi de aktarmak istiyorum. Şimdi insanda havası hamseyi zahire ve havası hamseyi batına dediğimiz böyle 10 tane işte güç var. Bunlar işte duyular ve batini güçlerimiz, yani mahsusattan makulata doğru bir çıkış. Bunu metnin temelinde bize bir siyaset biçiminde, yani insani ve manevi siyasetin bir tarzı biçiminde sunar. Böyle bir, bu bir analoji değildir. Genelde biz bu metinleri böyle bir benzetmeler üzerinden okuyoruz. Aslında köklerine gittiğimiz zaman kainatın varlığa, yani varlığın zuhur tarzıyla ilişkili mertebeler olduğunu biz arka metinde görüyoruz. İşte kalp bir saray gibidir. İşte sultan dediğimiz ruh o saraydan varlığı izler, yani memleketini izler. Bu saraydan açılan beş tane pencere vardır. İşte bunlar beş duyu organlarıdır şeklinde. İbn Arabi'ye de baktığımızda mesela bu Taşköprüzade'nin metninde de var. Bu beş duyu vergi memurlarına benzetilmiştir. Ya bunlar alemden vergi alan, beytülmal dediğimiz hazinelere vergi toplayan memurlar gibidir. Ve her birinin topladığı cins vardır. Yani vergi cinsi vardır. Göz işte kendi cinsinden bir vergi taşır. Ve bunların ilk toplandığı hazinenin bulunduğu bölüm ise Beytülmal'in ilk hazinesi hissi müşterektir. Hissi müştereke bunlar akar. Tabii bunun bu bizim insani boyuttan baktığımız tarafı, ama Hemedani ve dolayısıyla Taşköprüzade de bunun metnini almış. Süfli alemle ilgili her mahsusatla ilişkili bir melek de olduğunu söylüyor.
ve her melek de bu konuda orada var olan fiilin arka kuvvet inşasını gerçekleştiren bir amele içerisinde olduğunu bize söylüyor. İşte bunlar yukarıya doğru aslında anlatmaya çalıştığı bilgi dediğimiz şeyin içe doğru nasıl yükseldi, yani makulat dediğimiz şeyin nasıl oluştuğu. Hissi müşterekte toplanan bu bilgiler, tabii İbn Sina'ya kadar gidiyor bu taksimin kökeni, hafızaya, ondan sonra hafızadan hayal gücüne, hayal gücünden işte müfekkireye, yani fikir gücüne, fikir gücünden işte akıl gücüne makulat şeklini alır. Makulat şeklini aldığı zaman ona bu saltanatta, yani insani memleketin bu saltanatında bir nispet ilişir ki ona vehim kuvveti denir. Vehim kuvveti makulü bozar veya bozmaz. Bozarsa işte bu geri döner veya yanlış olur. Bozmazsa bir yukarıya çıkar. Akıl bunu alır ve ruha sunar. İşte bu senin bilgindir veya işte bu senin amelindir şeklinde. Yani bilgi ve kudret yukarıya doğru bu şekilde örgütlenerek çıkar. Şimdi burada metinleri takip ettiğimiz zaman Hamedani bize ve İbn Arabi hakeza bize diyor ki, bu hayret mertebesi var burada da bir noktada. Ruh bunu alıp Rabbinin önüne sunar. Ondan sonra ona denilir ki diyor İbn Arabi ve Hamedani, İmam-ı Mübin'e bak, yani kader sırrının olduğu yere. Bir de bakar ki kendi getirdiği şeyler orada zaten yazıyormuş. Şeklinde metin bu şekilde devam eder. Mesela bu bölüm Taşköprüzade'de yok. Yani burayı sanırım buraya kadar almış yani veya burayı hasfetmiş. Evet. Şuradan devam edeyim. Hamedani'nin metninin en önemli İbn Arabi'den devraldığı bahis firaset bahsidir. Firaset bahsi hikemi, yani hikemi firaset ve şer'i firaset şeklinde ikiye ayrılır. Ben ayrıntısına girmeyeceğim fakat o da şuradan kaynaklanmaktadır. İlahi isimlerin zuhurları zamansal ve mekansal nispetleri olduğu gibi insanın varoluşuyla ilişkili de insanın beden yapısıyla ilişkili, gözüyle, kulağıyla, ağzıyla, burnuyla, saçının şekliyle ilişkili bazı anlamlar taşır. İbn Arabi'nin metninde bu çok mesela vezirlerin özellikleri üzerinden anlatılmıştır. Sufilerin kullandığı irfani kıyas tarzında ve benzetmelerin aslında beden üzerinden ahlaka, ahlak üzerinden bedene, içten dışa, dıştan içe, işte hayalattan zuhurata, zuhurattan hayalata doğru, mahsusattan makulata doğru böyle gidişli gelişli okuyabileceğimiz bir sembolizm bize sunduklarını görüyoruz. Firaset metninde Taşköprüzade orada özetlemiş. Sultanlar için bu sadece pratik olarak kendilerine seçecekleri, görev verecekleri kişilere bakıp ilk etapta onlar hakkında bir fikir elde etmekten bahseden bir, pratik bir faydaya yönelik olan bir ilimmiş gibi duruyor ama İbn Arabi'nin temellendirdiği tarzda baktığımız zaman bu kesin değil. Tecrübi bir şey, hikemi firaset ama bir anlamda ontolojiyle de ilişkili olduğunu görebiliyoruz. Evet, maddi ve manevi siyasetten bahsediyor. Peygamberlik siyaseti, yani nübüvvetin ve saltanatın peygamberlerde birleştiğini, peygamberler dışında dört halife içinde aynısının geçerli olduğunu, fakat bu çatallanmanın, yani aslında çatallanma şeyde başlıyor. İlahi isimlerde bilgi ve kudret nispetindeki birleşme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra burada bir çatallanma ortaya çıkıyor. Yani Şia ile ilgili aramızdaki ihtilaf imamet bahisinde de odur. Yani bilgi mi iktidarı belirleyecek, iktidar mı bilgiye tabi olacak? Bilgi devam edecek mi? Bilginin temel devir şeyi sufilerdeki gibi maddi iktidar dediğimiz veya maddi iktidar ve manevi otorite ilişkilerini nasıl belirleyecek gibi bir tartışma aslında bu. Bu tartışmaya da çok fazla girmiyor metin ama nübüvvet, saltanat ve ondan sonra yani bizim gibi insanlar üzerinden devam eden iktidar uygulamalarının tarzının ne olacağından bahsettikten sonra şöyle bir sunum yapıyor bize. Diyor ki peygamberlerden de verdiği örnekler hep bu merkezde.
yani sultandılar ama insanların en acizi gibi devamlı gözüktüler gibi bu anlamda örneklerle dolu bir metin olduğunu görüyoruz. Yani onların saltanatı bizim bildiğimiz böyle tırnak içinde söylersek zahiri kuvvet üzerine değil de manevi otorite üzerine tesis edilmiş bir saltanattı şeklinde Hazreti Süleyman'dan, Davut Aleyhisselam'dan, Musa Aleyhisselam'dan onlarca örnek verdiğini görüyoruz. Daha sonra metnini haklar ve görevler nazariyesi olarak tanımlayabileceğimiz her mertebede hangi görevler icra edilmeli, hükümdarın görevleri nedir, reayanın görevleri nedir şeklinde bitirdiğini görüyoruz metnin. İşte buraya neyi almamış? Mesela kutbiyeti almamış Taşköprülüzade. Neden almamış sorusu araştırılması gereken bir sorudur. Kutbiyet de ilahi isimlerin aslında belki zati hakikati itibariyle alem misalde tesis edilmiş bir tarzıdır, bir görünümüdür. Sufiler açısından baktığımız zaman yani ara bölgede icra edilen bir devlet ama zahiren o bir şahısta tecelli ediyor. Ama batini gücü orada temellendirilmiş. Böyle bir şeyle bitireyim metnimi. Şurada olduğumuzu görüyorum. Yani başlangıç düzeyindeyiz. Yani çokça eşeledikçe birçok şeyin özellikle bağlarının ifşa edildikçe çok şeyin ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Yani geleneği bir kere ısrar etmiş olsak bile çok şey başaracağız. Yani mesela bu metinler demin hocamın Müstakim Bey'in sunumunda gördüğümüz deşifreler gerçekten çok önemli. Mesela Taşköprüzade'den sonra Sarı Abdullah Efendi'de ve Bursevi'de bu yorumlar öyle şeylere taşınmış ki yani Osmanlı dediğimiz devletin bütün hiyerarşisinin, bütün protokol kanunlarının, usulünün ilahi isimler taksimi üzerine temellendirildiği gibi bir şeyle de karşılaşmak bizi şaşırtmayacak. Bu izlek üzerinden gidersek. Teşekkür ediyorum. Evet. Özkan Öztürk'e de teşekkür ediyorum. Böyle müteahhir dönemden birisi üzerine konuşunca bütün geleneği öğrenmiş oluyoruz. Böyle bir avantajı var İbn Arabi'den Hemedani'ye kadar bütün sabahki oturumlarda da kader meselesiyle ilgili benzer bir şey vardı. Tecid haşiyeleriyle ilgili tartışmada da o vardı. Bütün bir tartışmayı, geleneği görmüş olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Özkan Öztürk'ün de dediği gibi hala giriş seviyesindeyiz. Ahmet Tahir Nur da Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin siyaset düşüncesine bir giriş yapacak. Tasvirler ve temalar başlıklı tebliğiyle. Sözü kendisine bırakıyorum. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Muhterem hocalarım, kıymetli hazirun. Ben de Taşköprülüzade'nin siyaset tasavvurunu hem genişlemesine hem derinlemesine inceleyen hocalarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ben de Taşköprülüzade'nin siyaset düşüncesini çalışırken dikkatimi çeken bir takım hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sunumunda ana hatlarıyla şu sorular etrafında ilerleyeceğiz. Birinci soru, Taşköprülüzade'nin hakikat ve ilim anlayışıyla siyaset tasavvuru arasında nasıl bir ilişki var? İkinci soru, Taşköprülüzade'nin siyaset düşüncesiyle yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Üçüncü soru, Taşköprülüzade siyaseti hangi anlamlarda kullanıyor? Ve şeriat, hikmet, adalet gibi kavramlarla nasıl bir ilişki kuruyor? Bu sorularla ilgili tespitlerimi kısaca ifade edecek olursam, Taşköprülüzade Gazali'nin ilim-amel bütünlüğü vurgusunu benimseyerek siyasete dair öğretilerini de kendi dönemine hitap eden fikirler olarak almıştır. İdeal siyaset tasavvurunda, hocalarımızın belirttiği gibi peygamberlik modeli üzerine kurulu olan ideal siyaset tasavvurunda ulemaya sultanları irşad eden bir vazife yüklemiştir. Taşköprülüzade. Gazali etkisini ileride devam anlatacağım inşallah. İkinci soruya cevap olarak Taşköprülüzade döneminde siyaseten katillere ve şeriata aykırı sufi tarikatlere şahitlik etmiş ve şeriat vurgusunu eserlerinde ısrarla vurgulamıştır. Bu bağlamda onun Gazali'nin tasavvuf anlayışını dönemine hitap eden bir perspektif olarak benimsediğini düşünebiliriz.
Üçüncü soruya gelince, Taşköprüzade'nin çeşitli şekillerde kullandığı siyaset, geniş anlamda insan kuvvet ve faaliyetlerinin idaresi, bir gaye yönelik olarak idaresini ifade etmektedir. Bunları aklımıza tutarak öncelikle Taşköprüzade'nin yaşadığı döneme kısaca bakalım. Yavuz Sultan Selim'in Suriye, Mısır ve Hicaz'ı Osmanlı topraklarına katması, Osmanlı ilim ve ulema ağını genişletmiş. Aynı zamanda Osmanlı sultanlarına Adimül Harameyn unvanını kazandırmıştır, malum olduğu üzere. Diğer yandan askeri ve ideolojik bir tehdit olarak varlığını sürdüren Şii Safevi devletine karşı da Sünni Osmanlı İmparatorluğu, İslam dünyasının merkezi topraklarını himaye rolünü üstlenmiştir. Burada İhsan Hoca'nın da belirttiği gibi Şii Safevi devletinin politik organizasyonu da yazılan eserlerde de etkili olmuştur. Siyasi metin olarak kelam kitapları makalesinde belirttiği gibi ve Üstekim Hoca'nın da belirttiği gibi kelam eserinde de Şia'nın görüşlerini ayrıntılarıyla ele alarak reddetmekte, buna önem atfetmekte ve yalnızca Osmanlı İslam tarihi açısından da kritik öneme sahip bu gelişmelere Taşköprüzade 20'li yaşlarının başlarında şahitlik etmiştir. Taşköprüzade'nin nizam-ı alem düşüncesinde ulemaya verdiği önem ve şeriat vurgusu bu bağlamda dikkat çekicidir. Aynı dönemde siyaseten katli gerektiği düşünülen devlet adamları sultanların siyasetiyle, şeriata aykırı öğretileriyle ortaya çıkan kimi tarikat şeyhleri de Şeyhülislam fetvalarıyla infaz edilmişlerdir. Bu bağlamda Taşköprüzade şeriat temelli bir siyaset ve tasavvuf anlayışını eserlerinde ısrarla vurgulamıştır. Esrar-ı Hülafe Risalesi'nde de hocamızın belirttiği gibi Zahirat-ül Muhtan alıntı yapıyor, seçiyor. Onu kendi döneminde yeniden ifade etme ihtiyacı, o malum ayet ve hadislerin ışığında şer'i, fıkhi bir çerçevede yazılan bir risale. Böyle bir tasavvuf anlayışını zamanında neden ortaya koyduğunu tekrar gündeme getirdiğini de sorabiliriz. Miftah-ı Salih'in tasavvufi ilimleri konu edilen 7. devhası, Gazali'nin İhya-ül Ulumiddin'in muhtasar bir halde yeniden ifadesidir. Miftah-ı Salih'in yazma nüshasının girişinde yer alan okuyucu notları da bize Gazali'nin etkisinin okuyucular tarafından da fark edildiğini göstermekte. İhya'nın son kısmı, İhya'nın bir özetidir şeklinde ifade yer alıyor. Lahkasahu fiyâkirihi tamamen şeklinde. Yani Şafii ulemasının hayat hikayelerini anlatırken Taşköprüzade Gazali'ye 18 sayfa yer ayırıyor. Ki bu miktar Ebu Hanife'nin hayatına ayırdığı miktarla hemen hemen aynı. Bu kadar büyük övgülerle uzun şekilde Gazali'den bahsetmesi, çeşitli eserlerinde onu otorite olarak ortaya koyması, Gazali'ye verdiği öneme dair bize fikir veriyor. Şimdi Gazali ve Taşköprüzade'nin siyaset düşüncesindeki ortak temalara bir bakalım. Gazali siyasetin mahiyetini anlatırken insan doğasının zulme meyyal olduğunu ve insanları idare edecek bir sultana ihtiyaç olduğunu belirtir. Siyasetin sultanı yönlendirecek bir kanuna ihtiyaç var. Siyasetin kanununu bilen kişi ise fakih'tir. Fakih, sultana insanları idarenin yollarını gösterir. Turuk'u siyaseti bir kalp ifadesini kullanıyor. Gazali, ulemanın bozulması durumunda sultanın da bozulacağını, sultanın bozulmasında riayanın bozulmasına yol açacağını ifade eder. Siyasette ulemaya Gazali gibi büyük önem atfeden Taşköprüzade de nizam-ı alemin ulemanın takvası ve sultanların yanında hakkı söylemeleriyle olacağını, dünyanın düzeninin bozulmasının da ulemanın riyaset ve zenginlik arzusuyla hükümdara kendi çıkarları için dalkavukluk yapmasıyla olduğunu belirtir. Yine Gazali'nin dünya ve ahiret alimleri kavramsallaştırmasını kullanan Taşköprüzade, ahiret alimlerini ilim ve ameli birleştirerek Allah rızasını ve ebedi saadeti arzulayan gerçek alimler olarak tasvir eder. Dünya alimleri ise ilmi dünyevi çıkarları için kullanan sahte alimlerdir. Taşköprüzade bu grubu sultanların, kralların kardeşleri olarak tasvir eder. Alimlerin sultanların kapısına yanaşması kabul edilebilir, tasvir edilebilir bir durum değildir. Ancak sultanlar açısından bakıldığında onların alimlerin sohbetine rağbet etmesi, onların fikirlerinden istifade etmesi üzerlerinde bir vazifedir. Taşköprüzade de Gazali nasıl fakihi, sultanın mürşidi olarak tasvir ediyorsa, Taşköprüzade de sultanın Allah ehliyle çok vakit geçirmesi gerektiğini, onların fikirlerini alması gerektiğini, dünya ehliyle ise vaktini harcamaması gerektiğini söyler. Onun Allah ehli tanımı içerisinde de ilmiyle amil olan ve emr-i maruf, nehyâd-ı münker yapan ulema yer alır. Yine vezirlik adabı bahsinde alimler ve salihlerin, marifet ve tecrübe ehlinin sohbetiyle dünya ve ahiret işlerinin düzen bulacağını belirtir.
Yine Gazali adaletin ilkelerini sıralarken Nasihat-ı Ömür'de en başta sultanı velayetin tehlikesini hatırlatır. Sultanın Allah'ın nimeti olan velayetin gereğini hakkıyla yerine getirmemesi Allah'ı inkardan sonraki en büyük şekavettir. Taşköprüzade de nefsin vesvese ve hevasına açık olan saltanatın tehlikesini vurgulu bir şekilde ifade etmektedir. Yine Gazali'nin bir adalet ilkesi de sultanın karşısına gelen her hüküm, her konuda kendini reayadan biri olarak farz etmesi gerektiğidir. Eğer kendisi için razı olmayacağı bir şeye reayası için rıza gösterirse onlara hıyanet etmiş olur. Taşköprüzade de sultanın yerine getirmemesi durumunda azaptan kurtulamayacağı ilkeleri sıralarken en başta sultanın kendini reayadan biri olarak görmesini zikreder. Müstakim hocamızın belirttiği gibi Taşköprüzade, Gazali'nin insan faaliyetleri yahut sanatları, hiref ve sanat arasında yer verdiği siyaseti temel bedeni ilimlerden biri olarak tasvir etmiştir. Hocamızın belirttiği gibi ilim anlayışıyla da ilgili olarak düşünülebilir, bunu bir ilim olarak kabul etmesi. Gazali ise hazırlayıcı ve tamamlayıcı, mühenniye ve mütemmime olarak ifade eder. Taşköprüzade ise hizmetçi bedeni ilimler şeklinde bir kategoride ifade ediyor iki kategoriyi. Kendi ifadeleriyle ilimler bedeni ve ruhani olarak iki kısma ayrılır. Bir insan toplumu için zorunlu olan bedeni ilimlerin asılları dörttür. Bunlar yiyecek ihtiyacını karşılayan ziraat, giyim kuşamı karşılayan dokumacılık, barınma meselesini üstlenen inşaatçılık, insanlar arasında uyum ve bir arada yaşamaya düzen koyan siyasettir. Bunların dışındakiler ise bunlara hizmet eden konumdadır. Demircilik ziraate, ip eğirme sanatı dokumacılığa, marangozluk inşaatçılığa, yazıcılık ve muhasebecilik de siyasete hizmet eder. Taşköprüzade, Gazali'nin yine tasavvurunu benimseyerek, Müstakim hocamız bahsettiği için hızla geçeceğim, siyasetin dereceleri olduğunu ifade eder. Meratibü siyase, yani siyasetin dört derecesi vardır. En yüce olan birincisi peygamberlerin siyasetidir. Bu havas ve avama hem batini yani manevi hem zahiri, dünyevi anlamda hükmetmesidir. İkincisi halifeler, hükümdarlar, sultanların siyasetidir. Havas ve avama hem sadece dünyevi anlamda yani zahiri olarak hükmetmesi demektir. Üçüncüsü ise peygamberlerin varisleri olan ulemanın siyasetidir. Bu alimlerin yalnızca havasa, manevi anlamda hükmetmesidir. Zira avamın anlayış derecesi alimlerden istifade etmeye ulaşamayacağı gibi alimlerin de avam üzerinde dünyevi anlamda tasarrufta bulunma yetkisi yoktur. Dördüncüsü de vaizlerin, hatiplerin siyasetidir. Bu yalnızca avamın gönüllerine hükmetmesi demektir. Yine Gazali ile benzer şekilde Taşköprüzade Allah'ın Hazreti Muhammed'e din, mülk ve saltanatı birlikte verdiğini ve onunla dini tamamladığını belirtir. Onun ardından ise peygamberlerin varisleri olan ulema gelir. Bu tarifte, diğer bir tarif, alimlerin sultanlardan önce gelmesi dikkat çekicidir. Alimler kendileri salih olup insanları ıslah ederler. Onların ardından ise adil sultanlar gelir. Çünkü ahirette salah ulema sayesinde ise dünyada salah da adil sultanlara bağlıdır. Bunların ardından da ulemadan ayrı olarak nefislerini ıslah etmiş olan salih kimseler gelir. Taşköprüzade'nin siyaseti ne şekillerde kullandığı sorusunu cevaplamaya başlamış olduk. Şimdi diğer kullanımlarına bakalım. İlahi hikmet gereği insanın toplum içerisinde yaşaması için gerekli kanunların konulmasını siyaset olarak isimlendirerek Taşköprüzade, her şahsın ve insan topluluğunun karşılıklı adalet üzere cari olan bu siyaset karşısında eşit olduğunu şu ifadelerle belirtir. Kullu tavâif vel umem sivâsiyye fî hâdihi siyâsî. Yine Taşköprüzade siyaseti insanın dünya ve ahiretteki salahı için güçlerini kullanması anlamında da, güçlerini yönetmesi anlamında da kullanır. Salahul siyasetul insan kuvahu li salahil maaş vel maad ifadeleriyle. Yine ev idaresi ve düzeni sağlamak için eşlerin karşılıklı muamelelerine de siyaset ismini verir. Siyasetul menzil ve siyasetul zevceyn. Bu Esrar-ı Hülafe Risalesi'nde de yine hukuku zevceyn'de bir şart olarak siyaset var. Siyaset düşüncesindeki alim-sultan ilişkisiyle uygun olarak yine İskender'in hocası Aristo'nun siyaseti ve adabıyla hareket ettiğini söyler. وَكَانَ مُعَلِّمَ الْإِسْكَنْدَرِ وَبِعَدَابِهِ وَسِيَاسَتِهِ عَمِلَ هُوَ Siyaset kullanımlarına devam edecek olursak, sultan üzerinde bağlayıcı olan saltanat hukukundan bahsederken, siyaseti sultanın cezalandırması anlamında da kullanır. Buna göre sultanın cezalandırmada gevşeklik göstermemesi, لَا يُسَاهِلَ فِي السِّيَاسَةِ Aksine nasihat ve siyasetle devlet erbabını terbiye etmesi gerekir. Ve yuhezzibe erbabe devle bin nasiha ve siyase. Sultanın bir diğer görevi de riayanın günah ve isyanını siyasetle önlemektir. Ve yemna anil menahi vel maasi bis siyase.
İstilahi manasıyla siyaset, nizam-ı alemi sağlayan şeydir. Siyasetin nizam-ı alem şeklindeki tanımını 16. yüzyıl Osmanlı Sözlüğü Ahdeli İlke'de de bulmaktayız. Hedefle birlikte olarak geçiyor. Taşköprüzade'ye göre ahiret işleri ıslah olmasa da bu anlamda siyaset ile nizam-ı alem sağlanır. Ancak o, bu anlamıyla siyasetin ancak şeriat gelene kadar caiz olduğunu belirtir ve ilginç benzetme yaparak Allah'ın hükmü geldiğinde aklın hükmünün batıl olacağını söyler. Hemen ardından siyaseten katli muhalif bir tavır alarak Taşköprüzade bazı kimselerin öldürülmesi caiz olmayan kimseleri öldürerek buna siyaset dediklerini ve şeriatı ihlal ettiklerini belirtir. Şeriatın siyasete ihtiyaç duyduğunu belirtenlere karşı sert bir dil kullanarak bu iddianın cahillerin ve avamın iddiası olduğunu ve şeriat siyaset için yetecek miktarda öğreti getirmemiştir ve biz kendi fikirlerimizle şeriatı tamamlamalıyız şeklinde bir anlam ifade eder bu. Dolayısıyla şeriat asla akıl ürünü bir siyasete ihtiyaç duymaz der ve iki cihan saadeti için ilmi, zevki, ameli, keşfi ve şuhudi anlamda gerekli bütün ilkeleri peygamberlerin bilhassa Hazreti Muhammed'in öğrettiğini ve tüm akıl sahipleri birleşse de son peygamberin öğretisinde en ufak bir eklemede bulunamayacaklarını vurgulu bir şekilde ifade eder. Taşköprüzade burada şeriatın mükemmel siyaset olarak tasvir eden Sırt İbnül Cezzi gibi düşünürlerle aynı görüşü paylaşmaktadır. Yine Gazali'nin İhya'da belirttiği gibi aynı ifadeyi kullanarak Allah'ın Hazreti Muhammed'de siretli fazilet ve tam siyaseti bir araya getirdiğini yazar. Taşköprüzade hakiki adaletin el-adlu hakikaten ancak peygamberlerin getirdikleriyle yani şeriatla gerçekleşebileceğini ifade eder. Akıllı ve bilge kimselerin, filozofların düşünüp uygun gördükleri, buldukları, güzel buldukları uygulamaların ise adaletin bir benzeri olduğunu ma yüşbihül adl ifadesiyle belirtir. Ama adalet yahut adalete benzeyen uygulamalar olmaksızın ister Müslüman ister kafir olsun hiçbir sultan, hükümdar baki kalamaz, idaresini sürdüremez veya reaya istikamet üzere olamaz. Taşköprüzade'nin siyaset düşüncesinde adalet ve şeriat kavramlarının yanında hikmet kavramının da önemli bir yeri olduğu gözükmektedir. Ancak malum olduğu üzere hikmet geniş kapsamlı bir terimdir ve hikmetin farklı anlamlarıyla Taşköprüzade'nin siyaset düşüncesi bağlamındaki kullanımı ayrı bir çalışma konusu olacağından bu tebliği sonlandırmadan evvel sadece bir alıntıyla siyaset ve hikmet arasında kurduğu ilişkiye dikkat çekmek istiyorum. Şu ifadelerle Taşköprüzade hikmeti siyaseti ayakta tutan temel olarak tasvir etmektedir. Beden nasıl mizacıyla, mizac nefisle, nefis de akılla ayakta duruyorsa, aynı şekilde ülkeler de hükümdarla, hükümdar siyasetle, siyaset de hikmetle ayakta durur. Yetekavvamu ifadesini kullanıyor Taşköprüzade. Taşköprüzade'nin hikmet tanımı ilim ve amelin bütünü, o anlamda hikmet bir nevi amel oluyor. O ayrıca incelenebilir ama devamında şu ifadesi var. Eğer hikmet ihmal edilirse şeriat zayıflar, kuz ile otoritenin azameti baha ölür, kaybolur, onur ayakları altına alınır ve nimet zahil olur. Sonuç olarak Gazali'nin İhya'daki ana fikrine uygun bir şekilde Taşköprüzade'nin ilim ve amel bütünlüğü vurgusu siyaset tasavvurunda yansımasını bulmaktadır. Siyaset dereceleri, alim, sultan, reaya ilişkisi, sultanların vazifeleri gibi çeşitli temaları ele alışında görüldüğü üzere Taşköprüzade Gazali'nin siyaset düşüncesini yeni bir bağlamda ifade etmiştir. Yine Gazali ile aynı şekilde Sünni İslam'ın ve şeriatın sınırları içerisindeki tasavvufu doğru yol kabul ederek şeriat dışında bir meşruiyetin olmadığını vurgulaması, dönemindeki Şii Safevi tehdidi, şeriata aykırı sufi akımlar ve siyaseten katiller bağlamında anlaşılabilir. Taşköprüzade'nin siyaseti farklı kullanımları onun zihninde siyasetin dar anlamıyla politika değil, insan kuvvet ve faaliyetlerinin bir gayeye yönelik idaresi anlamında geniş bir kullanım alanı olduğunu göstermektedir. Taşköprüzade mükemmel siyaset olarak tasavvur ettiği şeriatı da yalnızca hukuki kurallar dizisi olarak değil, itikattan ahlaka, hayatın her yönünü kapsayan bir değerler manzumesi olarak geniş manada kullanmıştır. Bahsedildiği üzere bu başlangıç düzeyi, bu tevhide de başlangıç düzeyinde ortaya koyduğu gözlemler, Taşköprüzade'nin ve dönemindeki diğer düşünürlerin siyaset düşüncesinin farklı yönlerini araştıracak ileri çalışmalarıyla desteklenirse, siyasetle ilgili diğer kavramlara da, maslahat gibi, hilafet gibi, imamet gibi, başka kavramlara da bakılarak desteklenirse, daha büyük bir resmin 16. yüzyıl Osmanlı siyaset düşüncesine dair daha büyük bir resmin ortaya çıkmasına katkı bulunacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ahmet Tahir'e de teşekkür ediyorum. Sorulara geçmeden önce Müstakim Hocam'ın bir
dikkat çekmek istediği bir nokta var. Sözü ona bırakıyorum. Sonra sorular alacağım. Tebliğleri dinlerken İhsan Hoca'nın da dün bugün zannedersem metinlerin kronisini tespit etme noktasındaki bir şey vardı. Ben onu unuttum. Onu eklemek istiyorum. Bu alanda yazdığı iki eserden bir tanesi, daha doğrusu tam tarihini bilemiyoruz ama müellif üste olduğunu büyük oranda kabul ettiğimiz Ahmet Surur ile yaptığımız şeylerde hattına benzettiğini o da söyledi. Ahlak Adı Yaşar'ın Veliüddin Üstası Hicri 946 tarihine tekabül ediyor. Yani vefatından 968, 22 yıl önce yazdığı bir metin. Bu Hilafe Risalesi dediğimiz risale ise 966 en erken tarihli nüsa, fakat bir başka nüsa da kadılığı döneminde yazdığı söyleniyor bu nüsayı, bu eseri. Dolayısıyla ya ilk Bursa kadılığı dönemi ya da İstanbul'da daha sonra kadı olduğu dönem olacak. Daha geriye, yani 950'lere gidiyor Hicri, vefatından 17-18 yıl önceye. Yani bu kronolojiyle aslında şunu eklemek istiyordum ben. Bu metinlerin, Taşköy Güzel de metinlerle ne kadar sahip çıkıyor görüşleri, bir önceki konu şeyde de geçti. O açıdan hem yani yazdığı dönem ve sonrasında bunları tebliğ etme imkanı bulamadığı problemi de var bazı risalelerle ilgili. Bu siyasette bence çok karşılık bulmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Miftah'ta söylediği, diğer eserlerinde söylediği, daha önceki sonraki arasında hepsini topladığınızda bir örtüşme olduğunu söyleyebilirim. Bir ikinci bir not eklemek istiyorum. Şimdi bu metinleri böyle alıp okuduğumuzda bir erkek egemen dilinde, özellikle ahlak bölümlerinde hakim olduğu söylemek lazım. Yani bugünden geriye baktığımızda bir takım belki farklı yorumlarla bu metinleri okuyacağız ama onu da dönemin şartları içerisinde anlamak lazım. Kıranız Ardın'ın ahlak alayısında olduğu gibi. Onu da eklemek istiyorum. Yani burada hukuku zevceğin falan dedi. Diğer metinde de geçiyor. Yani burada bazı kızdıran şeyler çıkabilir yani. Onu da baştan söyleyeyim metinleri okumadan. Araştırmacıların dikkatine. Evet, sorular alabiliriz. Tabii, buyurun hocam. Varsa başka bir soru. Buyurun hocam, sonra arkadaşlar. Ben iki Arapçıklarla müdahale. Bir de bir soru soracağım. Soruyla başlayayım. Ahmet Tahir'e sormak istiyorum. Şimdi bu Miftah'taki siyasete katkı meselesindeki ifadeleri gerçekten çok sert Taşköy Güzade'ne. Acaba kendi döneminde bu politik enstrümanlar açısından bir karşılık bulmuş mu? Tespitiniz var mı böyle? Yani şunu söylüyor, siz siyaseten kalk diyorsunuz ama bu gayri insani bir şey, şeriata aykırı yaptığınız acımasız bir şey. Bu bir karşılık mı yoksa teorik olarak metinlerde kalıyor mu? Bahsedebiliriz mi? Yani Miftah'ın yazmalarına, Topkapısaray'ın nüshasına, nüshası var sanırım. Onlara, ona bakamadım ben. Yok yok, ha, nüshaları demiyorum. Yani siyasette bir karşılık siyaset bulmuş mu acaba? Yani onu hangi yollarla... Evet. Onu hangi yollarla öğrenebiliriz? Çünkü şey değil, yani böyle lafı dolandırmıyor. Çok sert, keskin ifadeler var. Ve dönemindeki şehzade ölümde ya da diğer devlet enstrümanındaki yetkililerin öldürmelerine siyasetten kat diyor, şeriaten kat değil. O evet. Siyaset kelimesini çok şiddetli eleştiriyor yani. Evet. Sanayi bir karşılık var mı acaba? Yani Taşköy Müzade'nin... Bir soru olarak bunu not alıp araştırmak lazım. Alıyorum. Dönemindeki o yani malum siyaseten katil kitabı Ahmet Uğurcu'nun tek tek inceliyor. Yani döneminde karşılığı var bu şeylerin, olayların var ama Taşköy Müzade'nin etkisini ben not ediyorum. Hiçbir şey. Yani bu kadar sert olan ben bir Osmanlı abimde görmedim. Yani belki vardır da devlet son derece güçlü. Kanuni Sultan Ala bu metni yazıyor. Eğer kör olmasa Üstad olacak bir insan. İstanbul Kadısı çünkü. Bilebilir diyor mesela. Sebaniye müderrisi. En yüksek müderris. Yani orada devlet erkinde bir tepki falan bu anlamda soruyor. Bunda kalmakta fayda var. Müsaade ederseniz evet. Başkanım. İki ekleme yapmak istiyorum. Bir tanesi bu metinlerle alakalı. Sabahki şeyini söyledim ama bir de şöyle bir hata yapıyoruz gibi geliyor bana. Diyelim ki Ali Kuşçu'nun keşfini, hamayını bulduğumuz zaman biz bunu işte Ali Kuşçu'nun çok önemli metni gibi okuyoruz ama halbuki o metni kendisi için hazırlamış. Evet. Yani bir müellif niçin metin yazar? Belki bir bildiği isim kendisine, diyelim ki ben bir metin okurken İngilizce metin tercüme ediyorum onu.
ileride 500 sohbetin bulunduğu da Taşköprü zaten öyle kaç yıl oldu? 400 yıl. Onu bak İhsan Fazlıoğlu metnini yüzden çevirmiş ama kendisi ismini yazmış gibi okuyabilirsiniz. Evet. Yani metin niye yazılıyor? Öğrenci için yazılan metin ayrıdır. Sultan için yazılan ayrıdır. Kendisi kişi için. Mesela diyelim ki Bahattin abinin keşfülüğünü ne yapacağız? 1000 tane metinden alıntı var ama hiçbir atıf yok. Sanki kendisinin metni çünkü. El keşfül Bahattin abi gidiyor. Ama onlar hepsi derlenmek. Dolayısıyla metnin niye yazıldığını, metnin sırası neye tekabül ettiğini bilmemiz lazım. Kendisi için tercüme etmiş olabilir. Biri istemiştir, onun için yapmış olabilir. Yani bütün eskiden bir alim yazdığı metinler hepsi eşit seviyede değil. O tehlikin derecesini de tespit etmemiz lazım diye düşünüyorum. Diğer bir konu da bu eşarilik ve batürlük meselesine. Ömer Hocam'la da konuştuk. Bu da boşu orada mı? Yok hocam. Burada arkada. Yani hocam ya destek ya köstek. İkisinin biri. Kelamda eşarilik, batürlük diye bir ayrım yoktur. Bu itikattadır. Yani Mutezile'de de yoktur hatta. Yani Mutezili, Eşari ve Maturidi diye bir kelam geleneği belirli şeylerde, ontolojileri bunlarla aynı. Hepsi atomcu. Epistemolojiler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani itikadi konularda insanlar Maturidi, Eşari, Mutezili olurlar. Ve bir de itikadın bu konulara taallük eden kısmı. Evet, Taşköprüzade Eşari'ymiş. Maturidi olsa mesela ne olacak? Atomculuğun dışında ne olabilir mesela? Biraz böyle bakalım olaya. Ya da epistemolojisinin farklı mı olacak? Yok. Yani Tanrı'nın sıfatları, zatı, şu bu, nübüvvet gibi belirli semiyat konulardaki farklılıklar, kelami farklılıklar değildir tek başına. Onlar itikadi farklılıklardır. Osmanlı medreseleri sonuna kadar da Maturidi'dir bu açıdan. Çünkü Hızır Bey'in metni okutuluyor, Nesefi Akay'da okutuluyor, Uşi'nin, neydi hocam onun adı? Emali. Emalisi okutuluyor. Daha sonra da yine belirli metinler okuluyor. Ama kelamda böyle bir ayrım yapmak bence çok tehlikeli olabilir ya da çok dikkatli olmaktan fayda var. Bilmiyorum, Ömer Efendi ne diyecek bu mesela. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkada bir soru vardı, onu alalım. Buyurun. Benim hocam Müstakim Hoca, sorum Müstakim Hoca olacaktı. Şimdi aslında bundan önceki sabah oturumunda da İsmail Hoca değinmişti biraz. Taşköprü Zade'nin yaşadığı dönemde canlı bir hilafet tartışmasının yaşadığına değinmişti. Burada da Müstakim Hoca'nın sunumunda hilafet, halifenin Kureyş'in olmasının Taşköprü Zade bağlamında kat'i olduğunu, yani kesin olduğunu da getirmişti. Bu bağlamda bu hilafetin Kureyşiliğinin Osmanlı hilafet tartışmalarında, o dönemki Osmanlı hilafet tartışmalarında nereye oturduğuna dair Taşköprü Zade'de en azından Osmanlı'nın, yani Osmanlı Sultan'ın halife olması burada nasıl oturtuluyor, nasıl tutabilir çerçeveler oturtuluyor. Teşekkür ediyoruz. Bu konuda yani bütün kelam kitaplarını ve benzeri onların üzerine yazılan haşiyelerin hepsi vakıf olduğu için çok ayrıntılı bir cevap veremeyeceğim ama bir tane kaynak söyleyeyim. Birisi Özgür Kavak arkadaşımızın yazdığı bir makalede Cüveyni ile ilgili. İki makalesi var ama şimdi hatırlayamadım. Orada başta Cüveyni olmak üzere aslında Eşari kelamcılarının da bir kısmının bu şeyi kabul etmediğini söylüyor. Rasyonel bulmadığını hatta ifade o şekilde. Hakeza Şükrü Özen Hoca'nın da bir Maturidilik Sanfüsü'nde sunduğu bir makale var. Orada da Maturidiliğinin siyaset anlayışını, imamet anlayışını yine orada da buna eleştiri yapan Maturidi alimlerinin Osmanlılar'da dahil olmak üzere olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yani o bağlamda tam bir kabul görmediğini eleştiri yapan baştan itibaren, Cüveyni'den itibaren alimlerin olduğunu biliyoruz. Ama yani bu nasıl formüle ediyorlar? Yani böyle bir şey yazıldığı halde ona uymayan bir durum var. Ama bir de bu tabii ki şeyle ilgili. Yani Osmanlı Sultanları'nın halife olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Yani halifelik varsa ne zamandan itibaren kabul ediliyor. Onunla da ilgili. Dolayısıyla tam bir böyle dört başı mamur cevap veremeyeceğim. Yani bu okuduğum şeylerden hareketle zihnimle uyanan bunlar. Ama tabii son dönemde tabii ki Osmanlı geniş bir dönem. Bir daha tekrar canlanıyor biliyorsunuz bu şey. Ve bu sefer bir sansür uygulanıyor. Akaid risalelerinin özellikle. Kelam metinlerinin, imamet bahislerinin çıkartıldığını biliyoruz. Bu şeyden dolayı yani 2. Abdülhamit döneminde bu maddeyle ilgili çekinceden dolayı bunlar çıkartılıyor.
Hatta ilginç bir şey, onu da Cüneyt Köksal Hoca'nın ben şeyinden keşfettim. Fıkıh ve Siyaset kitabında Miftahus Saade'nin oğlu Kemalettin Efendi tarafından yapılan Osmanlı Türkçesi çevirisinin bu Vazayef-i Sultan bölümü, Sultan'ın vazifeleri bölümü, mesela o son dönemdeki baskısından onun tamamen çıkartıldığını veya tamamen veya bir kısmını orasını hatırlayamadım ama çıkartıldığını söylüyor. Kendisi yazma nüshadan bakmış o kitapta, Fıkıh ve Siyaset kitabında. Yani dolayısıyla son döneme gelindiğinde bu tekrar bir gündeme geliyor ve bir karşı propaganda olarak kullanılıyor malum, biliyorsunuz. Buna da bir önlem alıyor şey tabii ki devlet, böyle bir sansür uygulayarak. Yani bunlar ama tam sizin sorunuzun şeyi, bunu devlet nasıl formüle ediyor değil mi? Yani aslında bu. Ve ulema nasıl formüle ediyor? Asaf Nami'si. Evet. Asaf Nami diyorsun değil mi? Asaf Nami'de var. O konuda zaten canlı bir tartışma. Arap aydınlar da yani Kanuni dönemindeki özellikle Mısır uleması da benzer suç şeyleri eleştiri yapıyorlar. Üçü Paşa kitap yazıyor Kanuni için. Evet. Şey, Osmanlı Sultan hilafetini savunmak için. Yoksa canlı bir tartışma ortamı var o dönemde. Evet. Taşköprü Zade'de şey var. Bu imamet o hadisi aktardıktan sonra El-Eyyimmet-i Minkureyş bunu bazıları şöyle yorumluyor. Bu hükümdarın dışındaki şeyler için geçerlidir. Yani diğer devlet erkanı için geçerlidir bu Kureyş'ten olma. Devlet başkanı farklı da olabilir şeklinde. Ama bu tevhiri kabul etmiyor şey Taşköprü Zade. Ama yani sizin sorunuz bunu nasıl şey yapıyor? Yani bu Osmanlı... Sufiler hilafet gelmişken bunu nasıl ısrarla savunabiliyor diye bir soru geliyor tabii. Yani Sufiler siyaseten katle de karşı çıktığına göre. Orada zaten Abdülhamid'in metninde biliyorsun şeydir, bu önemli bir şeydir. Asabiyetle alakalı. Tarih sendir. Bir de siyaseten katille ilgili bir kısa eklemek yapmak istiyorum şimdi. O dönem 16. yüzyıl İbn Teymiye'nin siyaset düşergesi çeviriliyor. Bir takım yeni siyasetnameler ve benzer metinler yazılıyor. Çok aşırı, daha aşırı şeyler söyleyenler de var. Bunların en önemlisi Dede Cöngi. Onun şeyinde siyaset düşergeye Arapça bir eser. Orada daha da ileri şeyler söylüyor. Yani yapmaya kadar siyaseten katlin ötesinde yakarak öldürmeyi dahi fıkhen savunan şeyleri var malum. Evet. Ama Taşköprü Zade Ahlak adı bir yaşardığında mesela Tahir'in de söylediği gibi şeyi kabul etmiyor. Yani o katlin ancak siyasetin emrettiği konularda geçerli olduğu ifadesi var. Evet, şeriatın şeriatın uygun bulduğu yerlerde olabilir ifadesi var. Şey ekleyeceksin herhalde. Yani hilafetin Kureyşliliği açısından birkaç şey söylemek istiyorum. Sufiler açısından bu bir problem değil. Şehede hiçbir şey problem değil. Sıkıntı yok. Yani Şehede Bali ile irtibattan sonra Siyadet Osmanlı nesline intikal etmiştir. Bu anlamda Kureyşlilik mesela tedbirata baktığınız zaman İbn Arabi orada imamet bahislerindeki imamet şartlarını anlatırken bunu enfüsi imamet açısından da şartların aynısı olduğunu söylüyor ve Kureyşi nispetin Muhammedi olmak olduğunu söylüyor. Enfüsi alemde siyaseti liyakat soy, şartı olarak. Bursevi de var. Haşim Baba mesela bununla ilgili bir risale yazmış. Yani baktığınız zaman orada var. Hacı Bektaş Veli'nin bu konudaki ona giden rivayetler var, çokça kullanılan. Yani siyasetle ilgili, affedersin, Kureyşilikle ilgili orada meşruiyet alanı çok daha köklü. Onu katkı olarak söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Bir de şey söylemek lazım belki. Yani bunlar gramer, gelenekten gelen gramerler. Yani bunun sosyal bir karşılığı da yok. Bir, ikincisi, politik olarak da bakmak lazım. Mesela İbn-i Kemal tutuyor, Arapçanın kutsiyeti Farsçadan sonra da bir kitap yazıyor değil mi? Mesela bunu o dönemdeki İran'la alakalı olarak, yani İranlıları önemsediğimizde Farsça'yı önemsediğini göstermek babından da okunabilir. Yani dönemin, çünkü Arap dünyasını yönetmeye başlıyorsunuz. Bakın 1589'da İstanbul'a gelen Fas Büyükelçisi Hatice'nin de seyahatnamesinde müthiş bir Osmanlı eleştirisi yapar. Hala o dönemde Arap entelektüeller Türkleri yabancı bir güç olarak görüyor. Bunlar Müslüman olması çok önemli. Politik olarak yabancı bunlar. Niye bizi yönetiyorlar diye. 1589 Cumhuriyet dönemi. Dolayısıyla bu metinleri özellikle siyasetle, ameli siyasetle ilgili metinleri politik manzarayı da dikkate alıp okumak lazım. Yani bunlar çok böyle yukarıda yazılan felsefi metinler değil tabii şüphesiz. Evet, son bir soru. Yukarıda, şurada.
Yok muydu? Bir soru vardı sanki. Yanlış mı gördüm? Burada bir soru varmış. Peki buradaki soruyu alalım. Sorumda Ekrem Borsaki kardeşimize soruyorum. Konuşmasında olan ve insan kelimelere geçti. Şimdi Taş Kudruluzade'nin insana ve alama ayrı ayrı bakışları var. Yani insan ile alam arasındaki ilişkiyi nasıl görüyor? Evet hocam, yeni bir bildiri yapma şansı var. Hemen bir cümlede alalım. Yani şimdi zahir batın ilişkisi açısından baktığımız zaman hadiseye, yani şimdi şöyle söyleyelim. Yani ilahi isimlerden zuhur eden bütün ilahi isimleri toplayıcı bir varlık olarak alemi toplayıcı bir sıfatta insan. İnsan alemi sahir, alem alemi kebir olarak tanımlanıyor. İnsan bu nispetlerin hepsini taşıyor. Yani tedbiratta bu uzun uzun anlatılıyor. Azizüddin Nesefi'nin bununla ilgili yazdığı bir metin var bu taksim üzerine. Yani Hemedani bunu almış, Taşköprüzade de bunu devretmiş. İnsan büyük küçük kainat, kainat büyük insan gibi bir yorum yapabiliriz. Eyvallah. Peki çok teşekkür ediyorum tebliğ sahiplerine ve siz dinleyicilere.